Birinci soru. Bir insanın günlük içmesi gereken su miktarı kişinin kilogram cinsinden kütlesinin %2,8'i kadar litredir. Bir cep telefonu uygulaması olan Su 365, kullanıcılara bir günde içmeleri gereken su miktarını yukarıdaki verilen bilgiye göre söylemektedir. Bu uygulamayı kullanan Kaan 64 kilodur. Kilosunu Su 365 programına girdiğinde program Kaan'a bir günde içmesi gereken su miktarını önermiştir. Kaan programın kendisine önerdiği değeri 30 gün boyunca uyguladığına göre bu 30 günde içtiği toplam su miktarının litre olarak çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Önce programın Kaan'a önerdiği bir günlük su miktarını bulalım. 64'ü %2'sini alacağız. Yani 64'ü 2,8 ile çarpıp 100'e böldüğümde 1,792 litre yapar. Bu bir günlük içmesi gereken su miktarıdır. Ama 30 günlük su miktarını soruyor. O zaman 1,792'yi 30 ile çarparsam 53,76 yapar. Yani bizim içmemiz gereken su miktarı bir aylık bu kadar. Peki bu şıklardan hangisi olabilir? Bunlar 4 ile başladığı için olamaz. Şurası virgülden sonraki 3. basamak olması lazım. Ama bizde 2 basamak var. Bunu deledik. Buradan cevabımız Adana. İkinci soru. Tufan elindeki geometri tahtasına kırmızı bir lastiği şekil 1'deki gibi taktığında oluşan üçgenin alanının birim kare cinsinden çözümlenmiş hali 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 biçimdedir. Tufan lastiği şekildeki gibi taktığında oluşan dikdörtgenin alanının birim kare cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Önce birinci üçgenin alanını ondalık olarak gösterelim. 8,64 olur. Şimdi biz buradaki şekil 1'deki iki çivi arası uzaklığa x diyelim. O zaman üçgenin alanını x cinsinden bulmak için şurada kaç tane x olur? 1, 2, 3, 4. Şurası 4x. Burada da 3 tane olur. 3x. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 3x ile 4x'i çarpıp yarısını alacağım. 3 kere 4, 12. 2'ye böldüm. 6. X'leri de çarptım. 6x kare. Yani 6x kare 8,64 birim kareye eşitmiş. Peki biz burada x kareyi nasıl bulacağız? 8,64'ü 6'ya böleceğiz. Böldüğümüzde 1,44 olur. Bu şekilde dursun. Peki buradaki x karenin 1,44 olması ne anlama geliyor? Şuradaki oluşturulmuş bir birim karenin alanı 1,44'tür. Peki şekil 2'deki dikdörtgende kaç tane bu birim karelerden var? Bunu nasıl bulacağız? Önce kısa kenarı bulalım. 3x. Sonra uzun kenarı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5x. Alanı bulmak için de 3x ile 5x'i çarparım. 15x karedir. Peki burada x kare yerine 1,44 yazarsam 15'i 1,44 ile çarpacağız anlamına gelir bu. Sonucumuz da 21,6 birim kare yapar. Peki bu şıklardan hangisinde var? Bunlar 1 ile başlıyor. Olamaz. Şu virgülden sonraki ikinci basamaktır. Ama bizim virgülden sonraki birinci basamağımız 6. O zaman cevabımız Denizli. Üçüncü soru. Bir deneyde kullanılan maddelere ait kütlelerin gram cinsinden çözümlenmiş halleri aşağıda verilen tablo gibidir. Soruyu çözerken inceleriz. Deneyde kullanılan bu maddelerden kütlesi en çok olan B, en az olan C maddesidir. Yani burada en çok B olacak. En az da C olacak. Tablodaki x veya birer pozitif tam sayı olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi önce tablodaki değerlerin ondalık gösterimlerini bulalım. A maddesiyle başlıyorum. 357,52 yapar. B maddesiyle devam ediyorum. 480x,61 olacak. C maddesi de 357, Y7 olacak. Ve D maddesi de 483,19 olacak. Burada kütlesi en çok olan B dediğine göre B'nin kütlesini yani 480x,61'in 483,19'dan büyük olması gerekiyor. Burada şu x'lere bakacağız. Burada x yerine 3 koyduğumda soldaki daha büyük olduğu için o zaman x'leri yazmaya 3'ten başlayacağım. Yani buradaki bütün değerler olabilir.
Şimdi Y'yi bulalım. C maddesinin kütlesi en az olduğu için C maddesinin kütlesinin yani 357,7'nin A maddesinden küçük olması gerekiyor. Yani 357,52'den. Peki buraya kaç yazarak başlayacağız? Buraya 5 yazdığımda olmuyor bakın. O zaman soldaki büyük oluyor. Ama ben soldakilerin küçük olmasını istiyorum. Demek Y'leri de yazmaya birden başlayacağım. 4'te duracağım. Sıfırdan başlamadık çünkü pozitif olması gerektiğini söylüyor. Şimdi peki buradaki ikisinin toplamının alabileceği kaç farklı değer var? Onu nasıl bulacağız? Bunu yapmanın kısa yolu var. O da şu şekilde. Onu da yeşille yapayım. X'in alabileceği en küçük değer 3. Y'nin alabileceği en küçük değer 1. Bu ikisini toplarsam X artı Y'nin alabileceği en küçük değeri bulurum. O da 4'tür. X'in alabileceği en büyük değer 9. Y'nin alabileceği en büyük değer 4. Bu ikisini de toplarsam 13 olur. Demek ki X artı Y 4 ile 13 arasındaki değerleri alıp 4 ve 13 dahil. Peki bunu nasıl bulacağız? 4 ile 13 arasında kaç tane sayı var? 13'ten 4'ü çıkartacağım. 9. Sonra üstüne 1 ekliyoruz. 10 tane değer alır. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki görselde verilen saat bir bilgisayar programına bağlı olarak çalışmakta ve programa girilen bir ondalık gösterimi çözümlenmiş halini ekranda saat birimi olarak yansıtmaktadır. Örneğin yukarıdaki 10.27'yi gösteren saatin bağlı olduğu programa 1 çarpı 10 üzeri 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 değerleri gelmiştir. İş yerine bu dijital saatten alan Hüseyin Bey, saatin bağlı olduğu programa 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 değerleri geldiği anda mesaisine başlamıştır. Hüseyin Bey 3 saat 17 dakika çalıştıktan sonra mola veriyor ve 45 dakika sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Buna göre Hüseyin Bey tekrar çalışmaya başladığında saatin bağlı olduğu programdaki değerler aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Bey saat kaçta mesaiye başlamış? Önce onu şurada bir bulalım. 8.45 olur. Şimdi 3 saat 17 dakika çalıştım. 45 dakika mola verdim ve daha sonra tekrar çalışmaya başladım. O zaman bu ikisini toplayacağız. 3, 17 ile 45'i topladığımda ne kadar süre geçmiş onu bulacağım. 7 ile 5 topladım 12, 50 var 1. 4 ile 1 topladım 5, 50 vardı 6. Onu bu şekilde yazdım. Çünkü bir saati buna vereceğim. 4 olacak. Şimdi 8.45'in üstüne de bu 4.02 ekleyeceğiz. 7, 4, 12. 12.47'yi bulacağız şıklardan. 12.47 cevabımız Adana. 5. soru. Kilo boy endeksi veya diğer adıyla vücut kütle endeksi vücudunuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir. Kilo boy endeksi hesaplamasında kilo boy oranı kullanılır. Kilogram cinsinden kilonuzun, santimetre cinsinden boyunuza oranı %35 ise ideal kilonuzdasınızdır demektir. Aşağıdaki tabloda boy uzunlukları verilen 5 kişi ideal kilo değerlerindedir. Buna göre bu kişilerin kiloları toplamının kilogram cinsinden çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kilomuzun boyumuza oranı %35 yani 35 bölü 100 oluyorsa ideal kilodaymışız. Buradaki kişiler de ideal kilolarında olduğuna göre bana boylarını vermiş, o zaman kilolarını tek tek bulabilirim. Ama benden tek tek kilolarını değil, kiloları toplamını istediği için boylarını toplayıp buradaki yerine yazdığımda, kiloyu bulduğumda kişilerin toplam kilosunu bulmuş olurum. Yani toplam boy uzunluklarını buraya yazacağız ve şuradaki bilmediğim kiloyu 35 bölü 100 oranından bulmaya çalışacağım. O zaman önce buradaki değerleri toplayalım. Buradaki bütün uzunlukları topladığımızda 878 santimetre yapar. O zaman yazıyorum. Kilomuzu bilmediğimiz için x diyeceğiz. Boyumuzu biliyorum 878 ve bu değer 35 bölü 100'e eşitmiş. Buradan içler dışlar çarpımı yapacağız. 100'ü x ile çarptığımda 878'i de 35 ile çarpacağım ve buradan x'i bulmaya çalışacağız. 100x 878'i 35 ile çarparsak 30.730 oluyor. 30.730. Buradan x'i bulmak için
30.730'u 100'e bölerim. 307,3 kilogram olur bu kişilerin kiloları toplamı. Şıklardan bunu arayacağız. Bir kere 3 ile başlayacağız. Hepsinde 3 ile başlamış. Biller basamağı 7 olacak. Yani 10 üzeri 0 yazan kısım 7 olması lazım. O zaman bu ikisi olamaz. Virgülden sonra ilk basamakta 10 üzeri eksi 1'di. O zaman cevabımız Bursa. Altıncı soru. Aşağıdaki tabloda bazı madeni paralarımızın kanlıklarına ait bilgiler verilmiştir. Caner'in kumbarasında bulunan madeni paraların tamamı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Caner bu madeni paraların tamamını üst üste koyduğunda paraların santimetre cinsinden yüksekliklerinin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada madeni paraların sayılarını bulmamız gerekiyor. 1 liralık madeni paralardan 50 tane bulunduğuna göre burası 50 tane olacak. Kumbardaki 50 kuruşluk madeni paraların toplam değeri 1 liralık madeni paraların toplam değeri %30'dur. Şimdi 1 liralık madeni paraların toplam değeri ne kadardır? 50 TL. Bunun %30'unu alacakmışız. Yani 30 da çarpıp 100'e böleceğim. Sıfırlar gider. 15 TL olur. Yani 50 kuruşta toplam değeri 15 TL ise kaç tane 50 kuruşluk vardır? 15 çarpı 2'den 30 tane. Kumbaradaki 25 kuruşluk madeni paranın toplam değeri 1 liralık madeni paranın toplam değerinin %20'sidir diyor. Bu sefer 50'nin %20'sini alacağız. Yani 20 ile çarpıp 100'e böleceğim. Buradan yine 2'şer 0'ı sadeleştirdiğimde 10 TL olur. Şurası da 10 TL olacak. Peki kaç tane 25 kuruş 10 TL yapar? Onu 4 ile çarpacağız. 40 tanesi. Şimdi bulduğumuz değerleri kalınlıklarla çarpacağız. Yani 50'yi 1,9 ile çarptığımda 95 milimetre yapar. 30'u 1,65 ile çarptığımda 49,5 yapıyor. Ve 40'ı 1,65 ile çarptığımda da 66 milimetre yapıyor. Bu paraları üst üste koymamız gerektiğini söylüyor bize. O zaman şurada toplayacağız bunları. 95 artı 49,5 artı 66 toplamı da 211,5 yapar. 211,5 milimetre yapıyor. Şimdi bize santimetre cinsinden istiyor ve 1 santimetre 10 milimetreymiş. O zaman 210,5 milimetre ona bölersen bunu virgülü bir basamak sola kaydırırım. 21,05 santimetre yapar. Şıklardan bunu arayacağız. Şurası 20,105 yapar. O zaman bu değil. B şıkkı 20,15 yapar. O zaman bu da değil. C'ye bakıyorum. 21,05 yapar. O zaman cevabımız C'dir. Son olarak D'yi de şurada yapalım. 21,5 yapar burası da. 7. soru. Bir mekanik saat üretici firma saatlerde kullanacağı yerlerin kontrolünü yapmak amacıyla 2,8 desimetre yüksekliğinde şeffaf bir kutu tasarlıyor. Serbest haldeyken 85 mm uzunluğundaki özdeş 5 tane yay kutunun tavanına şekil 1'deki gibi asılmıştır. Ardından 33 mm ayırt uzunluğuna sahip farklı maddelerle yapılmış küp biçimindeki 5 tane ağırlık yaylara şekildeki gibi takılıyor. Ağırlıklar yayları en fazla gram cinsinden kütleleri kadar santimetre aşağı çekebilme gücündedir. Örneğin 20 gram kütleli bir ağırlık yaya takıldığında yay 20 santimetre aşağı çekecektir. Yaylara takılan ağırlıkların renklerine göre gram cinsinden kütlelerin çözünlenmiş halleri aşağıda verilen tablodaki gibidir. Buna göre hangi renk ağırlıklar kutu tabanını temas edecektir? Önce ağırlıkların ondalık gösterimlerini bulalım. Burası 16,3 yapar. Sarı olan 15,86. Yeşil olan 16,09. Mavi olan 16,27. Ve son olarak turuncu olan 15,9 yapar. Bunlar 20 gram kütleli bir ağırlık 20 santimetre aşağı çekeceğine göre bunlar da 16,8 santimetre, 15,86 santimetre, 16,09 santimetre, 16,27 santimetre ve 15,9 santimetre aşağı çekecektir. Şimdi verilen değerleri santimetre cinsinden yazalım. Mesela 2,8
desimetre 28 santimetre yapar. Onunla çarparız. 85 milimetre, ona böldüğümde 8,5 santimetre yapar. Ve son olarak 33 milimetre de 3,3 santimetre yapar. Şimdi buradan bir kutunun en fazla ne kadar aşağıya hareket edebileceğini bulalım. Şu mesafeyi bulacağız yani. Kutunun yüksekliğinden yay ve ağırlıkların yükseklikleri toplamını çıkartacağız. O zaman önce yay ile ağırlıkları toplayalım. 8,5 ile 3,3'ü topladığımda 11,8 santimetre yapacaktır. Buradan 28 santimetreden de 11,8 santimetreye çıkarttığımızda boşluğun yüksekliğini bulacağız. Şurayı sıfırla tamamlayalım. 10'dan 8 çıktı 2, 7'den 1 çıktı 6 ve 2'den de 1 çıktı 1. Yani şu boşluğun uzunluğu 16,2 santimetredir. Yani kutu en fazla aşağıya 16,2 santimetre inebilir. Yani kutu yayı 16,2 santimetreden daha büyük bir değer olarak aşağıya çekmesi lazım. Yani 16,2'den büyük olanları seçeceğiz. Kırmızıda var, sarıda yok, yeşilde yok, mavide var ve turuncuda yok. O zaman cevabımız kırmızıyla mavi olacaktır. Yani cevabımız Denizli.